Heyecanlandı dinleyin bizi. Bakmış kalmış. Heyecanlandı dinleyin. Allah'ım bilen müzik dedi. Tövbe ya Rabbim yarısı. Baksana ya titriyim baksana. Canlar hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Fatma susmuyor bu aralarda. Ağzına bir keçe takıyacağım. Bakalım ne zaman susar. Hadi sen başla bakalım. Bugün de başladım sen... zaten oğlum. Kanalımıza abone olun falan demedin anne. Ben direkt giriyorum. Onu sen söyle. Annem dolaylı yönden dolaşmaz değil mi? Löpedek gelen. Niye çalıyı dolanayım ki? Köpeğe dalanmaktansa çalıyı dolanmak iyidir. Evet. Dostlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Neden? Hı. Çok güzel bir soru. Kendi kendime sorarım, kendi kendime cevap verme. Değil mi? Hı. Neden? Deli deli. Çünkü keşfede düşüyoruz, daha çok insan ulaşıyoruz, daha çok insan bizi görüyor, daha çok insan geliyor ve çok çok büyüyeceğiz. Allah'ım inşallah ya Rabbim, amin ya Rabbim diyorum. Değil mi? Bugün izleyen niyetine kahve falan açı yok. Anneme devredi yok. Bakalım annem ne diyor. Oldu mu? Başladık mı? Başladık. Ha, tamam. Dostlar ne hoş geldiniz. Sebalığa getirdiniz dediğim gibi. Bir çay, bir kahve. Hiçbiri yoksa bir su, bardak su. Hiçbiri yoksa bir soğuk kahve. Vallahi soğuk kahve var. Yapacaktım da buz yok. Dolapta buz koyacağım. Aha, kes şişeyi, kat içine. Salak. Türk'ün hapı deme yani. Anne su. Sonradan gelirmiş. Tövbe ya Rabbim. Sonradan gelirmiş dostlar, o yüzden tarife gerekiyor Arife. Canlarım. Dediğim gibi su, bir soğuk su alın. Suyu bol içelim. Siniri yatıştırır. Yağları dondurur. Üstüne bir bardak soğuk su içersiniz. Yani şimdi başlayalım. Bulamadım bir şey söyleyeceğim. Şehir dışı yola gideceklerimiz var bu arada. Gidip gitmemekte biraz isteksiz ve yorgun, kırgın bir durum var görünüyor dostlarımız. Nereye şehir gidecek? Dışına gidecek bilmiyorum. 15 gün içinde şehir dışına çıkacaklar. Şimdi o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi şehir dışına çıkacaksın. Otobüsle gidersen otobüs parası vereceksin. Yolda bir şeyler yiyip içeceksin. Orada kalacaksın, otel parası vereceksin. Sonra gezeceksin, bir dünya para harcayacaksın. Ne yapacaksın Fatma diyorsun? Otur evinde be ya. Ne yapacaksın dışarı çıkıp da? Tabii. Değil mi? Doğru. Otur evinde be ya. Ne yapacaksın dışarı çıkıp? Boş doğru söylersin. Ev doğru. Gibi yok. Vallahi ev gibisi yok. Ah dostlar. O kadar hadi. Güzel. Gerçekten çok güzel çıkmış. Dünkü baktığımda pek bir şey olumsuz gördüm ama bugünkü gerçekten çok şahaneymiş. Yani doğru. Anlatacak... Bir şey daha söylemek istiyorum. Kusura bakma. Özür dilerim sizden de. Hemen şuraya girmek istiyorum. Dostlarım, bir önceki videolarımızda ritüel yaptık. Düşmanlarınızın sizin şehrinden korunmak için, size kötülük yapmasını engellemek için o videomuzu mutlaka izleyin ve yapmaya çalışın. Böylelikle düşmanların size kötülük yapmasını engelleyeceksiniz diyorum ve sözlerimi bırakıyorum. Ve de su kapattım kendimi, sustumdur. Kalabalık. Kalabalık. Gerçekten bayağı bir kalabalıktasınız. Bu kalabalık içinde giderken uzun yolumuz var çünkü gideceğiniz. Uzun yola giderken ne olursunuz? Bakın hele de evinin yan tarafında çıkmaz yolu olan kişiler buna dikkat etsinler. Çıkmaz evin yanında çıkmaz yolu olan kişiler dikkat edecek. Bakın çıkmaz yol, tamam mı? Evinizde olabilir, bir hırsız hain olabilir, yolda belde bir çanta olabilir, tatile gezmeye gittiğiniz yerde bir sorun olabilir. Buna dikkat edelim canlarım. Yani olumsuzu çağırmak istemiyorum ama böyle durumlarda gerçekten uyarmak lazım ama kimin evine nasıl gelecek bilemiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Adının içinde V harfi olanlar, bu bir başta ben. Kesin. Bir zaman girdi ve dünya altını mı götürdü biliyor musunuz dostlar? Ve dünya parayı da götürdü. Adanın içinde M harfi olanlar, evinin kenarından çıkmaz yol olanlar, tamam mı? Mehmet olur, Murat olur, bilmem Mustafa olur, Vural olur mesela, Veli olur. Başka da bulamadım. S harfi. Selim olur. Ne diyeyim? Sinan olur. Yani kadın ismi de olabilir. Kadın da olabilir. Bunlar
iki vakit içinde bir yerlere gidecekler. Gideceklerimiz yerlerde dikkat edelim. Tamam mı? Evlerimizi sıkı örtelim. Derler ya, eşeğini sağlam kazığa bağla, yerse kurt yesin. Siz yine sağlama bağlan işi. Nasıl bir sağlamlık olur evde bilemem. Hadi dışta dikkat edersin ama evde nasıl bir sağlamlık ya, olur bilemem. Şöyle bir şey yapabilir. Kamera sistemi döşetebilirler. Bence çok mantıklı kiracı. Kamera sistemi. Olsun. Sökülebiliyor mu? Tabii canım, götürdün getirmiyor yani. Çok mantıklı, biliyor musun? Bu kamera sistemi döşetmek çok mantıklı. Evde ne oluyor, ne bitiyor? Çok iyiymiş. O iyi, iyi fikirmiş bak. Bunu yapabilirsiniz. Bilhassa da açık kameralardan sonra bir tanesini gizli kamera yaptırın ki ne döndüğünü öğrenebilirsiniz, tamam mı? Bak o iyi fikirmiş. Yani daha ne yapacak evine? Ya da evinde paran pulun bırakmayacaksın, eşyalarını çok lüks almayacaksın, bilgisayar, televizyon bırakmayacaksın evde, ondan sonra git gideceksin. Tatile yani giderken onları da mı götüreceksin? Yani? Şey var, depolar var. Mesela iki günlüğüne gidecek. Adam iki günlüğüne depoya mı götürecek bunların hepsini? Götürsün, olsun, ne edecek? Olur mu? Ya da versen hırsızı yenisin. Allah her şeyin hayırlısına çaptırsın. Hırsızı hayırına çaptırmasın. Amin. Düğün edecek olan kişilerimiz var. Çok güzel düğünleri var. Hemen bayram arkasında düğünleri var canlarım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama ki bu düğünün içinde bir tartışma var. Bu tartışma gerçekten büyük bir tartışma. Dikkat edelim. Yani olabilir, düğünde insan sıkıntıya girebilir. Nasıl diyeyim? Darlığa girebilir. Onun için bir dikkat edelim. Tamam mı canlarım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi bunlar. 7 kişi tatile mi gidiyorlar yoksa aile mi bilemedim. Ama aslında aile sayılır. Tamam mı? Aile. Anne baba var. Gerisi 4 tane, 5 tane de çocuk var. Yani. Amanin göz, tatil parası karşılığını mı koyuyor 7 kişi? Biz gibi çadır fiyatı veriyorlardır. O da olabilir. Ya, tamam, çadır fiyatı vereyim de. Yani düşünsene, 7 kişisin, bir markete gidiyorsun, 7 tane ekmek. Bir kişi bir de 2 tane ekmek yiyorsa abu. Yemesin. 14 tane ekmek, 7 lira olmuş bir ekmek. Yemesin. Yemesin. Azıcık tasarrufa geçelim. Bir ekmeği 3 günde yiyelim, dilim dilim yiyelim. Yani biz bak bu konuda iyiyiz. Mesela annemle ben çok ekmek yemiyoruz. Ben ekmek yemiyorum zaten. Şey yok. Kendimiz yaparsak onu yiyoruz. Değil mi? Genelde. Alıyoruz ama o kadar değil, yine alıyoruz yani şükür. Dostlarım, bu düğünün içinde gerçekten şöyle durursa sağ gözüne sakatlık olan bir kişi var. Sağ gözüne sakatlık olan. Bu kişiye çok dikkat edelim. Bu kişi şeytanın teki. Dikkat edelim, gözünü seveyim. Düğünde ne kız tarafından ne erkek tarafından. İkisinden de değil. Sadece kolaçan etmeye gelmiş olan bir kişi. Dikkat edelim buna, tamam mı? Kafamızda bin bir türlü vesvese var. Bir sürü. Bakın bu vesveselerden kuyruğunu değirmeyin tilkilerin. Kuyruğunu değirirseniz tilkilerin yanında gitti ortalık. Hepimizin sıkıntıları var. Hepimizin sorunları var dostlarım. Gerçekten bakın, sorunlar ya aşılmak için. Kurallar neye koyulmuş? Yıkılmak için. Sorunlar da çıkıyor ki aşılmak için. Biz bunları sakin kafayla, sakin düşünceyle oturup sakin sakin bakarız, nasıl çıkacağız bunun içinden, neler yapacağız. Ona göre bir şeyler düşünebiliriz. Alelece haldır 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 olmaz o iş. Hasta olanımız var. Ha, bu erkek bu sefer. Ha, ölecek mi, ölmeyecek. Acil olarak, yani acil hastaneye yetişecek hastalarınız olacaklar. Dikkat edin. Acil. Satır keser, bıçak keser, balta keser. Aman diye. Bunlara dikkat edelim canlarım. Ben böyle yorumladım ama siz yine dikkat edin. Tamam aman mı? Ben önümüz kurban. Hafife yorumladım ama. Ha. Siz yine dikkat edin, tamam mı? Şöyle diyebiliriz o zaman. Yol kenarlarında, yok bilmem kimlerlerde kurban kesmeyin. Hele tabii, dana tabii. Düve falan kesmeyin, hiç kalkmayın. Vallahi ben gördüm aman, öyle bir şey. Çok pahalıymış bu ya. 5000 lira diyorlar bir danaya. Kesmeye. Tabii. Bana yani ben en keserim. Az 700-800 liralık boyuna yani. Şey değil bu. 5 milyar mı olmuş kız? Tabii. Ay. Öyle de diye televizyonda. Ben dana kesmeye mi başlasam? Ne isteyeyim? Beni kessin. Beni kes ki. Kesersen beni, onu da kesersen. Peki şey hocam, bu kurban kesme yerlerinde çalışan insanlar da kestiği hayvan başına mı, günlük başına mı alıyor? Bilemem. Onu belediye ayarlıyor. Onu bilemiyor musun? Vay, çok iyi varmış be. Yani.
uzakta askerde olan çocuklarımız, evlatlarımız olanlar size sürpriz yapabilirler canlarım. Ben sana deyivereyim. 5 günle 8 gün arasında asker sürprizi yaşayabilirsiniz. Evlat sürprizi yaşayabilirsiniz. Ve bu adının içinde S harfi olanlar için geçerli. İ harfi olanlar için geçerli. Devrim. Bak harbiden çok güzel. Şu torunu da bir kucağınızdan koyun da artık gari sevinsin yani yazık. Yer görsün bu çocuk. Yer görsün yani. Hiç durmadan kucağı alıp durmayın. Çocuk cevizse torun ceviz içi değerlenmiş. Ne ceviz içi be de. Canlarım yakın zamanda beklediğiniz az bir para var, az bir para. N harfi olanlar adından Nergiz olur, Nurten olur. Böyle kişiler az bir para bekliyorlar bir yerlerden. Ama bu paranın geleceğine inanmıyorlar. Sanki biraz inanmak lazım hayata. İnanmak, güvenmek lazım. Tamam insanlara güvenmem dedik ama hayata güvenin bari. Allah'a, önce Allah. Önce Allah, tamam mı canlarım? Ve evinizin içinde gerçekten çok güzel durumlar var. Kız isteme gibi durumlarımız olacak inşallah. Bize de nasip eder Allah. Oo, bak 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 bak, bu çok şahane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişilik aile gene çıktı ortaya. Gözünü seveyim, bu kelebeklere çıkmam olur mu? Moğol'a gidecek var. Olan kişiler kelebeğe çıkmasınlar. Yüksek yere çıkıyorlar. Yüksek yerlerde dolaşmasınlar bence diyeceğim. Dolaşmasınlar. Başımız döner, ayağımız kayar, belli olmaz. Valla şimdi kimseye güven yoklar ya. Nelerden duyuyorsun? Ben o kadar diyeyim, gerisini onlar anlarlar ya. Çıkmayın durda, kimseye güvenmeyin diyorum ben size ya Rabbim ya. Gerçekten. Bak adama bak, kadına bak. Ne çocuk? Burada. Haberlerde duyarız. Abone Allah korusun, Allah korusun. Aman diyeyim, gerçekten çok kötü bir şeyler var. Allah her şeyin hayırlısını versin. Resmiyetli bir sorun yaşıyorsunuz. Bu yakın bir zamanda miras da olabilir. Kalmış olan olabilir, kalacak olan olabilir canlarım. Miras durumu görünüyor burada. Bu bakın hiçbir miras ya da para insan hayatına değmez. Para kazanılır. Ama insan hayatı bir kere gittiği zaman bir daha dönüşü olmayan bir yere gidiyor çünkü. Para her yerden gelir. Tamam mı canlarım? Uzun yoldasınız çünkü. Mirastan ya çok bir şeyse uğraşmaya değer. Az bir şeyse gerek yok ya. Gidene hayır etmemiş. Size bana mı edecek mesela? Hiç gerek yok. Tamam mı canlarım? Bir 35 yaşta olan kişiler, 35 yaşında olan kişiler, bakın 35 yaşına girecek olan kişiler, 35'inde olan kişiler. Ne olur biraz dikkat edelim, hayatı toz pembe görmeyelim. Hayat göründüğü gibi değil, biraz önümüze bakalım, birazcık tasarruf, birazcık yani tutumlu olmaya çalışalım. Bir, iki, bakın. İki seferdir dua ediyorsunuz. Dileğiniz olmuş. Ama bir türlü namazını kılamıyorsunuz bunu. Kılmanız lazım bunu. İki seferdir namazı atlatıyorsunuz yani. Buna var. En azından şükür namazı. Gece yatmadan önce iki rekat şükretmek için çok şeyimiz var. Aldığımız nefes. Yani en azından bir 10 adım gidebiliyorsak ona bile şükür diyelim dostlarım. Tamam mı? Çünkü geri dönülmeyecek çok şeyler yaşanabiliyor canlarım. Şimdi tabağıma geçeceğim. Ah babam olsa da gelse konuşsam. Ah annem olsa da gelse konuşsam. Ah dayım amcam olsa da gelse konuşsam. Diyenlerimiz o kadar çok var ki. Buna dikkat edelim canlarım. İnsan yaşarken değer bilmeli. Ve ona göre yaşamalı. Güzel miktarda paranız var. İki tane. Biri gidecek, biri elinizde kalacak bir para bunun. Çok şahane. Evet, burada güzelmiş bak.
bu para var, bu para var. Bu çıkacak olan para, şu da gelecek olan para çok şahane. Yalnız resmiyetlik bir yere gidiyor bu para. Dikkat edelim. Resmiyetlik bir işimiz var. Geçen bakıyorduk birisine. Para güzel, iyi ama icralık. İcralık, Allah yardımcınız olsun icralık olan kişilere. Tamam. İcralık olduğu zaman yani bir şekilde gerçekten elinizden kayıp gidebilecek malınız, arabanız, tarlanız, tatlınız, her şeyiniz olabilir, eviniz olabilir. Bunları kurtarmanın bir şekilde yoluna bakmak lazım. Eğer yoksa seni bulduğu yerde alsın. Ne yapalım? İmzalama atma hiçbir yere. İmza atmayın, tamam mı? Alamazlar çünkü o zaman. Yok. Adamın elinde olsa verecek. Yok yani. Arkadaşım yok. Bu kadar sıkıştırmanın alemi yok yani. Tamam mı canlarım? Gözyaşınız var. Gözyaşınız tertemiz canlarım. Gerçekten çok temiz. Bakın. Burada ne var, ne çıkmış. Sizi sinirlendirecek olan gerçekten yılan bir insan. Yılan bir insan. Ve gerçekten o sinir anında kriz geçirebilirsiniz. Ne olur sakin olmaya çalışın. Bak yılanı görüyor musun? Kalp var, göz var. Gördün mü? Öyle bir şey ki dikkat edelim. Ne olursunuz dikkat edelim. Dikkat edelim canlarım. Kimse kimseyi kırmadan hayat devam edip gitsin diyeceğim. Kalabalığı içindesiniz. Evlatlarınızın, yani çocuklarınızın, torunlarınızın, evlatlarınızın eve geldiği zaman bunlar. Ve üç vakit içindeler. Şu beyaz tenli kadına dikkat edelim. Beyaz tenli kadına. Sarı saçlı, beyaz tenli bir kadın var. Dikkat edelim buna, tamam mı? Kötü değil ama pek de şey sayılmaz ama siz gene dikkat edelim. Tamam. Tamam. Ben böyle durumlarda sarı saçlı beyaz tenli bir kadın gördüm. Genelde yolma. Yolma. Kimseyi yolma. Dövme. Ya çok sinirleniyorum, anladın mı? Ya niye bir insana bir kötülük yapmaya uğraşır ya bir insan? Anlamıyorum ya. Anlamıyorum ya. Niye? Kıskançlık. Kıskançlık alsın. Tövbe bak, şimdi benim ağzım bozuk ama bozduracak var illa bozulmaz. Birini kıskanabilir, senin yaşantın kıskanabilir, çocuğun çoluğun kıskanabilir, evini kıskanabilir. Ya her türlü bir kıskançlık olabilir. İşte. Yani tek taraflı düşünme, bir erkek tarafından ya. Düşünme yani. Herkes kalbinin ekmeğini yermiş dostlar. Bak bu lafa çok inanırım. Yani sen iyi olursan iyi bir hayat sürersin, sen kötü olsan kötü bir hayat sürersin. Herkes kalbinin ekmeğini yer. İnşallah bu insanlardan da Allah bizi uzak tutar. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Düşmanlarımızın bizi şerlerinden, fenalıklarından koruma rutini verdik. Onu mutlaka yapın diyorum, yapın diyorum, yapın diyorum. Çok önemli. Gerçekten tescillenmiş, onaylanmış bir ritüeldir diyorum. Değil mi anne? Evet hayatım. Ana sayfamıza girdiğinizde düşmanlarımızdan diye başlayan bir başlık var. O başlığa tıkladığınızda o videomuzu izleyeceksiniz. Çok basit yapabileceğiniz bir şey. O yüzden yaparsanız düşmanlarınızın önünüzü kesmiş olursunuz diyorum. Bitti değil mi anne? Evet hayatım, bitirdim. Çünkü fazla kötülüğün içine girmek istemiyorum. Çağırma durumuna geçmek istemiyorum. Tabii ki biraz karışıklık var ama şu önümüzdeki bayramı Allah güzel atlatmayı nasip etsin. Herkese, bize abone olacak kişiler için de geçerli, abonelerimiz için de geçerli canlarım. Yani aslında bütün insanlar için ama bu bizimkiler için daha bir geçerli olsun istiyorum yani, daha doğrusu. Evet. Dostlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu lütfen basmayı unutmayalım. Eğer basarsanız, yaparsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında yazarsa hemen iletişime geçiyorum. Özel açılımlarımız çok kıymetli. Sorduğunuz soruya, istediğiniz her neyse çat diye cevabını veririz. Kim oldu, kim yaptı, kim etti diye soranlar çat diye cevabını veriyoruz. O yüzden özel açılım yaptırmak önemli ve güzel. Şey aynı böyle yani, sohbet niteliğinde. Bazı kişilerimiz tek tek bakıyormuş. Biz Tarot'a, Katina'ya, mesela Dişin Enerji'ye ve cevap hepsi bittikten sonra da cevap soru cevaba geçebiliriz. Eğer aklınızda sorular kalırsa canlarım. Evet. Bizimki hepsi aynı fiyat. Ona göre. Evet. Tamam canlarım. Evet dostlarım. Diyorum lütfen abone olmak,
gerçekten bildirim zilini açmak o kadar çok önemli ki. Çok basit gibi bir şey ama çok önemli dostlarım. Şey diyeceğim. Dayımkinde ben zil bulamadım ya. Hani abone ol tuşu var ya. Tamam. Abone ol tuşunun hemen yanında çan işareti var. Var. Ona basıyorsun. Tamam. Tümü yazıyor. Tümüne bastığın zaman. Tamam. Abone ol tuşunun yazının yanında çan işareti var. Ona bastım. Ne olduğunu göremedim. Hayır. Tümü yazan yere de basmanız gerekiyor. Tümü yazarsanız bildirim zili açılmış oluyor. Biz de video yüklediğimizde hemen size bildirim geliyor dostlarım. Dayısı evet. Açıyor bakayım ne yapıyoruz dedi de ondan ben bilmiyordu daha o düşünce dedi. Hastalandığı zaman geldi yani şimdi. Evet. Onu açıyor dedi basıyorum zile orada 3 tane bir sıra yazı çıkıyor. Evet. En başta basacağımı bilemedim. En başta tümü yazıyor. Yarın yapıverim tamam. Evet dostlarım bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve kendinize tamam. İyi davranın. Tamam. İyi davranın, iyi davranın. Tamam mı? Hı. O zaman hoşça kalın diyelim değil mi? Hoşça kalın, dostça kalın, kendinize ve çevrenize iyi kalın, iyi olun, mutlu olun. Hoşça kalın. İyi bayramlar diyeyim bu arada. Evet, iyi bayram var. Evet. Yani bayramı unuttuk biz değil mi? Vallahi. Vallahi bayramı unuttuk. Ya bayram eski bayramlar yok. Önceden. Aslında var. Para yok. Olmadığı için. Sabah evet. Diyor ki yenge bak 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 diyor. Kevser de diyor ki bu ne? O da bir para babana gösterdi. O da edemiyor da çocuk ya edemiyor da. Yengem diyor ki öyle yap diyor. Evet. İnşallah çok güzel bir bayram geçirirsiniz diyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle dostlarım. Hoşçakalın.